İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Analoglarla Sohbetlere hoş geldiniz. Selam. Aleyküm selam. 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 Maşallah. Maşallah. Sohbet ne üstüne? İman hakikatleri. Ama siz de bir iman hakikatleri hocam maşallah. Maşallah. Bu şıklık bu yer. Ali Bey kardeşimiz nerede maşallah. Gelmedi. Daha henüz gelmedi. Nurunuz normal değil maşallah. Bakacağım. Şimdi anlarım. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Bakayım. Hocam papyonunuzu ben dinleyelim. Bembeyaz. Her şeyden ziyade yapışıklılığınız had safhada her zaman gibi maşallah. 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 Sanat eseri kıyafetiniz. Ama Allah'ın sanatı sizde tecelli etmiş maşallah. Maşallah. Allah'ın nuru. Evet. Ne diyelim? Sevgi nefreti yenecek. İnşallah. Evet. İnşallah. Bir dünyada yaygın bir nefret anlayışı hakim oldu. İnşallah. Çok tehlikeli. Evet. Türkiye'de de var bu. Yani çok yaygın nefret anlayışı. Ona karşı sevgi anlayışını hakim kılacağız inşallah. İnşallah. Hocam ben Tayfun Cenk durmadan izliyorum. Siz bazen yetişemiyorum. Şansım olsa yanınızda olmayı çok isterim. Nasip olursa da şans değil mi? Şans çünkü kör tesadüf anlamına gelir. Adnan Bey, bayanlara şiddet gösteren bu kişiler bu mantığı savunanlar hakkındaki düşünceniz nelerdir? Doğru değil tabii, çok yanlış. İyi akşamlar, sizi severek izliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ankara'dan Hikmet. Evet. Gençler, mutluluğunuz kısa sürecek gibi görünüyor. Sizi gönderiyoruz, hanım kardeşlerimiz gelsin. İnşallah. Şu Fikret'in filmi var ya, onu bir seyredelim. O arada da modeller gelsinler. İnşallah. Evet, haberler sizde. Makaleleriniz hakkında bilgiler var yeni. Hmm. Lübnan'ın önde gelen Arapça yayın yapan günlük gazetesi Ennahar'da yazılarınız yayınlanmaya başladı. Gazetenin internet sitesi Orta Doğu bölgesinde en fazla ziyaret edilen sitelerden. Gazete Lübnan dışında da çok fazla takip ediliyor. Bugünkü gazetede savaş alevlerini söndürecek birlik başlıklı makaleniz yayınlandı. Sol görüşlü Amerika'nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribune'de Evsizler Kimin Problemi başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda sokakta yaşayan insanlara yardım eli uzatılmasının ve onlara karşı son derece şefkatli ve merhametli olmanın öneminden bahsediyorsunuz. Uluslararası ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele konularında uzman yazarlara yer veren Rusya'nın önde gelen düşünce kuruluşu Kateho'nun Arapça yayınında dünyadaki kötülüğün merkezi İngiliz Derin Devleti, ayrıca İngiliz Derin Devleti'nin Suriye'deki başası PYD-YPG başlıklı makaleniz yayınlandı. İsrail'de bulunan ve Facebook'ta 670 bin takipçisi olan Jerusalem Online haber sitesinde Kutsal Topraklarda Yaşamaya Kimin Hakkı Var başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Müslümanlar ve Musevilerin dostça bir arada yaşamaları gerektiğini ve Musevilerin o topraklarda var olacaklarını Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiğini anlatıyorsunuz. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden El Raya'da Sinsi Bir Psikolojik Dizayn Yöntemi Çirkin Sanat başlıklı makaleniz yayınlandı. Suudi Arabistan'ın önde gelen Arapça günlük gazetesi Makka Newspaper'ın hem basılı hem internet yayınında Tek Çıkar Yol başlıklı makaleniz yayınlandı. Merkezi Londra'da bulunan Irak'ın günlük Arapça gazetesi olan Ezzaman'ın hem basılı yayınında hem internet sitesinde sigara hakkındaki gerçekler, ölümcül sektörler neden teşvik ediliyor başlıklı makaleniz yayınlandı. Amerika'dan evet. Yayın yapan haber portalı News Rescue'da canlı türlerindeki yeni keşifler Allah'ın sonsuz ilminin tecellisidir başlıklı makaleniz ve Derin Devlet ifşa olurken başlıklı makaleniz yayınlandı. Bu yazınız aynı zamanda Suudi Arabistan'ın önde gelen İngilizce haber sitesi Riyad Vision'da da yayınlandı. Nasıl güzel maşallah.
Very beautiful you. Bayağı şeker. Bayağı güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel. Çok tatlı. Maşallah. What's your name? Beatrice. Beatrice. Anlamı ne o ismin? What's the meaning of that name? What's the meaning of Beatrice? Beatrice is Brazilian. Brezilya ismi sadece, evet. Dişleri de çok güzel. Evet. What's your name? Aligna. Aligna. Which country Aligna? I'm from Ukraine. Ukraine. Ukraine woman, everybody very good. Very beautiful. Thank you so much. Evet, dinliyorum. Bir videomuz var. Masaj yapan bir köpek var. Zevk oluyor. Bayılıyor o ya ama. Bir daha göster bakayım. Ya mutluluğuna bak sen. Sinek kuşuyla ilgili bir videomuz vardı, görebiliriz. İstanbul'un kızları çekilmiyor nazları, fıkır fıkır oynarken coşturuyor sazları. İstanbul'un kızları çekilmiyor nazları, fıkır fıkır oynarken coşturuyor sazları. Bu beş attım yet geldi, bugün kızlar tek geldi. Bir gülüş yaradıydı, 1500'ü çek geldi. Bu beş attım yet geldi, bugün kızlar tek geldi. Bir gülüş yaradıydı, 1500'ü çek geldi. Çantası var kolda, öyle bir yer sevdim ki öğretmen okulunda. İstanbul Beyoğlu'nda çantası var kolda, öyle bir yer sevmişim öğretmen okulunda. Beş attım yek geldi, bugün kızlar tek geldi. Tek gülüşe razıydım, 1500'ü çek geldi. Beş attım yek geldi, kızlar tek geldi. Bir gülüş herhalde kimle sürdü çekildi. Düne kadar hayırcıydınız, şimdi evet sizin sohbete nasıl güveneceğiz? Yani niye hükümeti zayıf konuma getireyim? Niye hükümeti? Ha, beğenmediğim bir şey olsa değiştiririz ayrıca. Anayasa yani Allah'ın kanunu değil. Bakarız, uygularız. Beğenmezsek değiştiririz. Parti Cumhurbaşkanlığı'nı siz önerdiniz. Parti Cumhurbaşkanlığı ben önerdim ayrıca. Ya ben, şimdi bana dese ki birisi, ya sen önerdin niye karşı çıkıyorsun dese, haklı olur. Ben söyleyeyim, ben dedim ki bak bölünme işini halledin, bölünmeye kapıyı kapatın. Parti Cumhurbaşkanı olsa evet dedim. Yediklerimi yaptılar, ne yapayım şimdi ben, nasıl yapayım, sözümden mi döneyim? Aksi fitne olur zaten. En baştan beri ne yetki gerekiyorsa sonra... Ben ne değilsem aynısını yaptı hükümet zaten. Evet.
Amerikan modelinden başladı, Fransız modeli, bütün modelleri saydı. Hiçbir olmaz dedim. Hangisini söyle, hiçbir olmaz dedim. Biz kendimiz bir model yapalım dedim. Partili cumhurbaşkanlığı tarzında ve bölünmeyi tamamen ortadan kaldıran bir sistem olursa kabul dedim. E bunu da yaptılar. E şimdi ben ne diyeyim? Ha dediğim ne varsa yaptılar. Ne yapmam gerekiyor? E tabii ki kabul diyeceğim yani. Ha hayır, evet diyenlere saygım çok büyük. Hayır diyenlere de saygım çok çok büyük. Yani ben onların bir risk olduğunu kabul etmiyorum. Hain falan da olarak da görmüyorum. Bu vatan tertemiz evlatları. Ha içine ahlaksız da, evetin içinde de ahlaksızlar olabilir. Hayırın içinde de ahlaksızlar olabilir. Mesela bir kurum oluyor, içinde hırsız da çıkar, soysuz da çıkar, iyi insan da çıkar. İstanbul'da katil de var, evliya da var. Değil mi? Tabii ki. Yani o bizi ilgilendirmez. Biz evetçilerin, hayırcılarına tertemiz Müslüman evladı, bu vatanın evladı olduklarına inanıyoruz. Evet, dinliyorum. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bir konferans için gelen Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'a İngilizlerin Devleti'nin İç Yüzü kitabını hediye ettiler. Resimde Kilis AK Parti milletvekili ve Kilis valisi de bulunuyor. Bakayım. Nerede kitap? Kitabı yaklaştır bakayım. Evet. Bu haberi bir daha oku. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bir konferans için gelen Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'a İngilizlerin Devleti'nin İç Yüzü kitabı hediye edildi. İyi, güzel. Maşallah. Hocamız akıllı insandır. Resmi bütün olarak göreyim. Görebilirsin. İyi, güzel. Evet, dinliyorum. Sumuti adı verilen bir kedi var. Instagram'da oldukça ünlü. Resimlerini görebiliriz. Çok şeker. Yaklaştırsana yüzünü. Kafasını iyice yaklaştır. Ortala, biraz indir aşağı. Yerim ben seni, yerim o burnunu, burnunu, kulaklarını seni. Sarmam, bir 10 dakika rahat dur. Sarmam. Oğlum sana ne oldu bugün? Sevilmek istiyor ama ya şimdi işimiz gücümü bırak, ondan mı uğraşacağız? Görebiliriz fotoğrafı. Evet. Yaklaştır kitabı göreyim. Yaklaştır, yaklaştır. Güzel. Atıvalı
kazabak kültür olur haydın. Haydi da haydın, yaşana haydın. Gelme günümde de konuşana dinliyorum. Oktar'la Cihat İsrail ziyaretleri sırasında İ24 kanalına katılmışlardı. İ24 kanalında sizi temsilen katılarak Süleyman Mescidi'nin yeniden yapılması konusunda görüşlerinizi aktardılar. Yeniden yapılacak Süleyman Mescidi için hazırladığınız 3 boyutlu filmi yayınlandı. Filminiz yayınlandı. Videoyu görebiliriz. Have you ever heard about initiatives to build the third temple in Jerusalem? Well, even if you might have heard, such an initiative still might really surprise you. How about Turkish Muslims promoting the third temple project along with Jewish Orthodox rabbis? Meet the doctors Oktar Babuna and Cihat Gündüdü. They came here from Turkey. Thank you so much and welcome to Israel. And Yehuda Glick, Likud member of Knesset, will also join us shortly. Oh, here he is. Thank you so much, Yudas, for being with us as well. So the Temple Mount is one of the biggest flashpoint sites in the region. It often ignites very violent, you know, clashes. And your message here is holy sites, I'm reading it, should be centers of reconciliation and not conflict. Beautiful people are living in this country. It's a unique place. It is sacred both for Jews, for Muslims, and for Christians, and that makes it prone to many conflicts and violences, but this is no benefit for anybody. It's a prayer house where God's name is will be mentioned, and it has to be revealed for people, all the nations to pray there, as stated in the Ishaya. All nations, God says, will be praying there together, shoulder to shoulder to serve God. These are statements from the Torah. Yehuda Glick, you're joining us, you will be with us in just a sec. Here, Yehuda, so you met with the two doctors sitting with me here in the studio. Were you surprised by this initiative? Yes, I am. I'm actually in a very long-term connection with Dr. Oktar and Dr. Babuna, and I think that they're doing wonderful activity. They're led by a very special leader from Turkey, Adnan Oktar, and I think that it shouldn't surprise us, because people who believe in God know that God is inclusive and not exclusive, and he wants us all to join together and turn the Temple Mount into a house of prayer for all nations. And I think that I'm sure that we're in the beginning of a biblical era where more and more religious leaders from around the world will join this wonderful initiative of turning the Temple Mount to a place where it should be a world center for peace and calling in the name of the one and only God. You know, you mentioned you're both representative of Turkish Muslim intellectual and spiritual leader Adnan Oktar. He wrote this book along with many others, Islam Denounces Terrorism. You know what's interesting? We're used to seeing religion as a problem and not as a solution. And here you are speaking about the Third Temple as a holy site to three religions. Well, there is a real religion, which is from the Quran. God says Quran is sufficient, and God tells us
to be living in peace with love and mercy against all other people, that there is no oppression, there is no compulsion in religion. And there is a false religion, actually, with its superstitions, traditions, and fabricated hadiths. Hadiths are sayings of the Prophet, and they were generated 200 years after he passed away. So being against modernity, being against arts, science, and aesthetics, and oppression of the woman, or hatred against Jews, which is called, of course, this is not Islam. Anti-Semitism. This is not Islam. It is unlawful according to Islam. And what we're seeing here is images of the future temple, third temple mount. That is very interesting, but I have to ask, is it doable? Is it not a fantasy? Because, you know, with so many regulations, objections, and funding, of course. With love and discussion, it is very, very doable. Actually, it's a promise of the God. As we have read the statements from the Torah, we will pray there all together. It's a prayer house of God. There is no, nothing can stop that. We are living in very specific times, and with this pure gold carvings, and with original form, it will be revealed for as a prayer house for all the nations, shoulder to shoulder. It's doable because we can discuss that. First of all, we should know it's not going to damage either the Dome of the Rock or Masjid al-Aqsa. There's enough land, and this will be a prayer house for Jews, Christians, and the Muslims. Helal olsun, çok güzel. Nasıl? Güzel, beğendin mi? Did you like it? Yes. You? Of course, very much. You? Yes. I love it. Tabii. Bak, bunlar hep Hristiyan. Nur gibi insanlar gelsin, onlar da orada ibadet etsinler. Yok Hristiyanlar işte şöyle, yok Museviler böyle, lanetlenmiş bilmem ne. Ya kardeşim haberin yok, asıl lanetlenen sensin, müşriksin sen, aklını aç. Açıkça Allah ayet diyor, bak Allah müşrikleri lanet diyor. O devirde zulüm yapan, Allahsız kitapsız Museviler vardı. Müslümanlara saldırıyorlardı, Allah onları diyor lanetledi diyor. Bütün gelmiş gelecek, bütün kuşaklar boyu bir lanet değil. Bu Allah'ı inkar anlamına gelir. Allah yeni doğmuş çocuk, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Lanetlenmiş olarak doğar der mi? Her doğan İslam fıtratı üstüne doğuyor. Müslüman olarak doğuyor. Allah kimse başkasının günahını yüklenemez diye bildiriyor. Bir daha. Allah kimse başkasının günah yükünü yüklenemez diye bildiriyor. Maşallah. Ne bu herif? Sarma, sen tipik bir ayısın, sana söyleyeyim. 10 kilo vardır herif ya. Her gün eylem, her gün eylem. Gittikçe o eylemin çapı geliştiriyor. Eğer, bak söylüyorum, bu kedi değil Allah'ım, kedi çıkmayacak bu. Böyle kedi olmaz yani. Evet, dinliyorum. Büyük bir köpeğin videosu var, görebiliriz. Vay koca dombili, ay maşallah. Lan kucağım ocağı da sığmıyor ya. Çok uslu maşallah. Derin koma halinde uyuyor değil mi Sarma? Hayır, normalde derslere gelmeyi düşünüyordu. Önce aşağıyı bir alıştırdı. Yani süper uyanık. Önce içeri girmeyi bir ayarladı. Su ve süt ihtiyacı, mama ihtiyacı, onları bir ayarladı. Kapı açmayı, örtmeyi öğrendi. Kapı nasıl açıyor? Güm 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 bu ayağına vuruyor. Daha doğması patisiye kendi açıyor. Şimdi su sebilinden su içmeyi de öğrendi. Artık o sebil de gitti Allah'ım. Artık kullanamayız onu. Adam direkt sebile basıp oradan içiyor suyu. Sebil iptal. Sarman sebili diyebiliriz ona. Yani. Hucurat suresi 6'da Cenab-ı Allah diyor ki, ey iman edenler, eğer bir fasık, yani aram olduğunu söyleyerek Allah'ın emrine karşı gelen,
Mesela namaz kılmamak haramdır diyor ama yapıyor. Zina haramdır diyor ama yapıyor. İçki içmek haramdır diyor ama içiyor. Efendim işte her şey yani. Buna Kur'an'da fasık deniyor. Size bir haber getirirse onu etrafınızca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinizde pişman olursunuz. Fasığın sözüne inanılmaz. Fasık bir haber getirin inanılmaz. Onun sözü hiç dinlenilmez fasığın. Yani küfür içindeyse onu açıkça söylemesi lazım. Fasık ara bir şey. Yani Allah'tan korkmuyor demektir fasığın anlamı o. Allah'tan korkmuyor. Çünkü Allah'tan korksa yapar. Korkmuyor Allah'tan. Evet şimdi kısa bir ara verelim devam edelim.